İyi akşamlar. KRT ekranlarında akşam haberleri başlıyor. Bugün 25 Mart Pazartesi. Seçime doğru ilerlerken artık son haftaya girdik sevgili izleyenler ve siyasi söylemler biraz daha sertleşti. Liderlerin programları daha da yoğunlaştı. Erdoğan bugün Ağrı'daydı. Kürtçülük yapanlar ülkeye düşmandır dedi. Ayrıca İttifak Ortağı Devlet Bahçeli'den de bir açıklama geldi. Aynen Erdoğan gibi durmak yok cümlelerini kullandı. Az sonra tüm detaylarıyla ekranlarımıza getireceğiz. İyi Parti lideri Meral Akşener ise bugün Ankara'daydı. Yanında CHP'nin ve İyi Parti'nin ortak adayı Mansur Yavaş vardı. Çok sert sözlerle Erdoğan'a yüklendi. Birazdan ekranlarımızda olacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise az önce Zonguldak'taydı. Ekonomiye dair çok önemli mesajlar verdi. Hali hazırda zaten ülkemizin seçime doğru ilerlerken gündemi siyasi söylemlerinin yanında ekonomi olmayı da sürdürüyor sevgili izleyenler. İktidar kanadından özellikle son günlerde sürekli işsizlik oranının düşeceğine dair açıklamalar gelirken TÜİK 2018 verilerini açıkladı. İşsizliğin bir puan daha arttığını belirtti. Ve akşam haberlerine bir zam haberiyle başlayacağız. Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam bekleniyor. İşte detaylar. Sektör yetkilileri 17 kuruşluk zammın 13-14 kuruşunun pompaya yansıyacağını, geri kalan kısmınınsa Eşel Mobil sisteminden karşılanacağını söylüyor. Yetkililer Brent petrol dolar kuru ve uluslararası piyasalardaki hareketliliğe dikkat çekiyor. Dövizin yükseliş hareketine karşın ürün piyasalarındaki düşüşün fren görevi gördüğünü belirtiyor. Evet, az önce belirtmiştik, işsizlik oranındaki artıştan söz etmiştik. Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılının işsizlik oranını açıkladı. Geçtiğimiz yılda işsizlik düşmedi. İşsiz sayısı 83 bin kişi artarak 3 milyon 537 bin kişi oldu. Fazla üniversite mezunu var ama yeterli miktarda iş yok. Personel alımları olmuyor. Personel alımları olsa bile ödemeler yapılmıyor. Kimi üniversite mezunu, kimi hayat okulu ama sonuç aynı. Türkiye'de milyonlarca insan iş bulamıyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılının işsizlik oranını açıkladı. Rakamlar endişe verici. İşsizlik sayısı 83 bin kişi artarak 3 milyon 537 bin kişi oldu. İktidar kanadından sürekli işsizlik oranının düşeceği yönünde açıklamalar geldi. Ama beklenen geçtiğimiz 2018 yılında da olmadı. İşsizlik bir puan daha arttı, oran %11 oldu. İşsizlik oranı zirve yaptı. Aralık 2018 rakamlarıyla son bir yılda 633 bin çalışan işinden oldu, işini kaybetti. Maaşlar az. Aynen, İnsanlar maaş bu yüzden çalışmıyor. Çünkü kim gider maaş alsa adam zaten yarısını ya kiraya veriyor. Çalışsa bile yeterli olmuyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre genç işsizlik oranı ise sadece 0,5 oranında azaldı. 20,3 oldu. Nedeni şu andaki durum. Yani çok kötü, kötüye gidiyor her şey. 15-64 yaş arasında işsizlik oranının ise ateşi bir nebze bile olsa düşmedi. 11,2 oranıyla artış gösterdi. Üretim yok ki ya pek. Fabrikalar satıldı. Kadınlarsa az da olsa kendilerine iş hayatında yer bulabildiler. Erkeklerde ise işsizlik oranı artış gösterdi. İşsizlik oranı erkeklerde artış göstererek %9,5, kadınlarda ise azalış göstererek %13,9 oldu. Gerçek işsiz sayımız 8 milyon kişiye dayandı. 8 milyon kişi dünyada 94 ülkenin nüfusundan daha büyük. Ama damat için bunlar dert edilecek konular değil. Çünkü onun işi her daim düz gitmiş. İş diye sınav sınav, kapı kapı dolaşmak zorunda kalmamış. Peki işsizlik oranları neden gerilemiyor? Sokaktan yükselen sese göre neden özelleştirilen fabrikalar, üniversite sayısının fazlalığı ve ekonomik tablo? Özelleştirmeye gidiliyor işte, kurumlar kapatılıyor. Bunun sebebinden dolayı işsizlik artıyor. Fazla bölümlerin olması ve bilinçsizce işte ya neyse en kötü öğretmen olurum deyip seçmeleri. Yatırım yok, fabrikalar kapatılıyor.
Evet, sürekli söylüyoruz sevgili izleyenler. Türkiye'nin ana gündemi seçim başlıklarıyla birlikte, siyasi başlıklarla birlikte diğer yandan ekonomi olmaya da devam ediyor. Dolar geçtiğimiz haftayı yükselişle noktalamıştı. Şimdi ise dalgalı seyir devam ediyor. Şu anda 5.58 civarında seyrediyor ve Merkez Bankası'ndan da ardı ardına açıklamalar geldi bu konuyla ilgili sevgili izleyenler. Fiyat istikrarının sağlanması için tüm gerekli araçlar kullanılacak denildi. Geçtiğimiz hafta hızla yükselişe geçen döviz kuru haftanın ilk günü hareketli başladı. Dövizin faizin ateşi yeniden çıkmaya başladı. Merkez Bankası'ndan dalgalanmalara karşı farklı hamleler geldi. Merkez Bankası kur dalgasının normal olduğunu söyledi, piyasalardaki oynaklıklar yakından takip ediliyor denildi. Merkez Bankası fiyat istikrarının sağlanması için gerekli araçların da kullanılmaya devam edileceğini söyledi. Ancak Merkez Bankası'nın bu açıklaması faizler mi artırılacak sorusunu akıllara getirdi. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini seçim öncesinde yiyip bitirmişler. Merkez Bankası'nın ardından Başkan Murat Çetinkaya'dan da dengelenmenin devam ettiği yönünde bir açıklama geldi. Rezerv gelişmelerinin orta vadeli trendlerle takip edilmesi daha sağlıklı analizlere imkan tanır. Temel politikamız rezervlerimizi güçlü tutmak ve güçlendirmek. Şimdi Merkez Bankası falan başkanı açıklama yapıyor. O da yine ekonomi yine dengelenme sürecinde diyor. Bu dengelenmeyi nedense çok sevdi bunlar. Ama millete bir sormak lazım ne dengeleniyor. Merkez Bankası net döviz rezervi 21 Mart tarihi itibariyle 22 milyar dolara düşmüş. Yani son bir yılda rezervlerimiz 13 milyar dolar erimiş. Ama Merkez Bankası Başkanı diyor ki ekonomi dengelenme sürecinde rezervlerimiz istikrarlı olarak artıyor. Artan buysa azalan ne olacak? Swap işlemleriyle ilgili bir hamle de geldi Merkez Bankası'ndan. Swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı %10'dan 20'ye çıkarıldı. Yani döviz karşılığı Türk lirası swap piyasasında uygulama değişikliğine gidildi. Geçtiğimiz haftayı 5.84 ile kapatan dolar yeni haftaya bu hamlelerden sonra düşüşle başladı. Kurdaki dalgalanma ise devam ediyor. Merkez Bankası kasasındaki rezerv ancak 42 gün ithalat yapmamıza yetiyor. Ondan sonra, ben açık söyleyeyim, ondan sonra harç bitti, yapı paydos. CHP sözcüsü Faik Öztrak piyasalarda yaşanan son dalgalanmayla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı eleştirdi. Öztrak, damat piyasaya bir çıktı, pir çıktı dedi. Döviz alıp 6 liradan 7 liradan niye? Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları, 10-15'e satarız. Sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Şimdi bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir kriz çıksa da, bir füze yağsa da, şu olsa da, bu olsa da, bir dolar yükselse de, bir satsak da, bir kar etsek. Çok beklersiniz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'da bir toplantıda dolar alanları bu sözlerle eleştirmiş, Eylül ayı gibi 2019 yılında enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz demişti. Geçtiğimiz cuma günü piyasada hareketli saatlerin yaşandığı anlarda Berat Albayrak seçim yarışında partili adaylara destek için Tekirdağ'daydı. Gündemi sıcak gelişmelerden farklıydı. Siyasette bir söz var. Ben bunu Ankara'ya gidince öğrendim. Biliyorsunuz, yalandan kim ölmüş diye bir laf var değil mi? Bu lafın doğru olup olmadığını ben Ankara'ya gidince bir baktım ki bazı siyasetçiler yaşıyor. Eğer bu laf doğru olsaydı ölmesi lazım. O kadar çok yalan söyleniyor ki. Berat Albayrak'ın bu açıklamaları muhalefetin gündeminde. CHP sözcüsü Faik Öztrak piyasalardaki dalgalanmayla ilgili Albayrak'ı eleştirdi. Damat piyasaya bir çıktı, pir çıktı dedi. Ama damada sorarsanız ekonomimiz dengeleniyor. Mutfaktaki yangın bir türlü sönmüyor. Marketlerde şu anda sivri biberin kilosu 19 lira. Bir kilogram sivri biberin fiyatı neredeyse 3 litre benzine denk hale geldi diyecektim ki televizyonlarda yine haber çıktı. Bu akşam benzinin litresine 17 kuruş daha zam geliyormuş. Damat için bunlar dert edilecek konular değil. Çünkü onun işi her daim düz gitmiş. İş diye sınav sınav, kapı kapı dolaşmak zorunda kalmamış.
Şirketlerin döviz cinsinden borçları ise hükümetin 2009 yılından bu yana izlediği hatalı politikalar nedeniyle 198 milyar dolara ulaştı. Damat geçen hafta bir piyasaya çıktı, pir çıktı. Cuma sabahı dolar kuru 5 lira 47 kuruştu. Akşam piyasalar kapanırken saat 5'te aynı kur 5 lira 69 kuruşa sıçradı. Bir günde bu şirketlerin döviz cinsinden net borçlarının TL karşılığı 43 milyar Türk lirası arttı. Evet, gelelim miting alanlarından yansıyanlara. Ağrı'da halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kürtçülük yapanlar ülkeye düşmandır dedi. HDP'nin de Kürtlerin iradesine ipotek koyduğunu ileri sürdü. Bizim bu memleket bizim. Ağrı'daki mitinginde konuşan Erdoğan dilinden Kürtleri düşürmedi. Kürtçülük yapanların ülkeye düşman olduğunu söyledi. Kürtçülük yaptığını söyleyenler bu ülkeye düşmandır. Kürtçülükle de alakası yoktur. Bu vatanı da bölemeyecekler. Erdoğan HDP'yi de hedefine aldı. Birileri Kürt kardeşlerimizin iradelerine kendi aklınca ipotek koyduğunu sanıyor. Ülkemizi bölmeye çalışanlar bunun bedelini ağır ödeyecekler. Erdoğan'ın Ağrı Belediye Başkanı adayından bahsederken açamayacağı kapı yoktur sözleri ise dikkati çekti. Söz konusu ağır olduğunda bu ülkede açamayacağı Allah'ın izniyle hiçbir kapı yoktur. MHP lideri Devlet Bahçeli'den de açıklama geldi sevgili izleyenler, ama miting alanlarından gelmedi, sosyal medyadan geldi. Bahçeli, durmak yok, beklemek yok, gecikmek yok, gevşemek yok, geriye düşmek asla yok dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. İnanmanın, başarmanın yarısı olduğunu vurgulayan Bahçeli, hiçbir kutlu hedefe sıkıntı çekmeden, yükü omuzlamadan, ter dökmeden, emek vermeden, dert etmeden ulaşılmadığını, bundan sonra da ulaşılamayacağını söyledi. Bahçeli, gece gündüz cumhur için çırpınmalıyız. Türkiye'nin tarihsel hakları, milletimizin tertemiz umutları, şehirlerimizin bereket ve birliği için 7/24 gereğini yapmalıyız. Durmak yok, beklemek yok, gecikmek yok, gevşemek yok, geriye düşmek asla yok dedi. Çok teşekkürler. CHP sözcüsü Faik Öztrak, provokatörlerin sahte bildirilerle CHP'yi hedef aldığını söyledi. Öztrak'ın bahsettiği o provokatif bildiriler Antalya'da ortaya çıktı. Üzerinde "bu bir halk ayaklanmasıdır" yazan bildirilere CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin amblemlerinin basıldığı görüldü. Son olarak "bu bir halk ayaklanmasıdır" başlıklı bildirilerin hazırlandığını, bu bildirilere partimizin de ambleminin basıldığı istihbaratını, bunların dağıtılacağı istihbaratını aldık. Bu bildirinin bizimle uzaktan yakından bir ilgisi olmadığını şimdiden söylemek isterim. Öztrak uyardı. O bildiriler Antalya'dan çıktı. Ankara'da provokatif duvar yazılarının ardından bu kez de kara propaganda bildirileri basıldı. CHP sözcüsü Faik Öztrak, anketlerde Millet İttifakı adaylarının önde çıkmasıyla birlikte bir takım kumpas ve provokasyonların devreye sokulduğunu söyledi. Provokatörlerin sahte bildiriler bastığına dikkat çekti. Kurdukları kumpas, milli irade cellatlarının ellerine yüzlerine bulaştı. Seçimi kazandığını gördüler, ondan sonrasını konuşmaya başladılar. Milletimiz bunlara da itibar etmedi, etmeyecek. Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir zaman benimsemediği ifadelerin yer aldığı ve "bu bir halk ayaklanmasıdır" başlıklı bildirilerin hazırlandığını, bu bildirilere partimizin de ambleminin basıldığı istihbaratını, bunların dağıtılacağı istihbaratını aldık. Bu bildirinin bizimle uzaktan yakından bir ilgisi olmadığını şimdiden söylemek isterim. Öztrak bu konuşmasını yaptığı dakikalarda bahsettiği o provokatif bildiriler Antalya'da ortaya çıktı. Üzerinde "bu bir halk ayaklanmasıdır" yazan o bildirilerde HDP, CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin amblemleri yer alıyor. Böylelikle CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi
HDP ile ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Milletimizin milli irade düşmanlarına, haysiyet cellatlarına en güzel dersi 31 Mart'ta sandıkta vereceğini artık kendileri de görmeye başladı. CHP o bildirilerin sahte ve kötü amaçlı olduğuna dikkat çekerek vatandaşları bu provokasyonlara itibar etmemesi için uyarıyor. Artık Mart'ın sonunun bahar olacağı açık seçik ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı bir konuşmanın ardından hükümete yakın medya organları, işte CHP, Saadet Partisi ve İyi Parti'nin PKK ile bağlantılı adayları başlığını atmıştı. Karamollaoğlu eleştirilere yanıt verdi. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından konuya ilişkin, daha önce HDP'de siyaset yapmış vatandaşlarımızın bir kısmı, daha sonra AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti başta olmak üzere birçok partide siyasi faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu kardeşlerimizin bir kısmı da bugün Saadet Partisi'ne geçerek siyaset yapmaktadırlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Siyaset yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızı partimize bekliyoruz. Meşru zeminde ahlaki kuralları esas alarak politika yapmak isteyenlere kapımız her zaman açıktır diye yazdı. İktidar kanadının CHP'nin bazı illerdeki belediye meclis üyelerine yönelik yaptığı terörist suçlamalarına CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan yanıt geldi. Öztrak yargısız hüküm verildiğini söyledi. Arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaktır dedi. Bir belediye meclisi üyesi adayının nasıl adaylaşacağı bellidir. Bu adayların adaylıklarına onay verildiğine göre bunlar tamamen, söylenenler tamamen yargısız infazdır. Bu iddialarla ilgili olarak arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklardır. Tazminat davaları açacaklardır çünkü artık yeter. CHP'nin bazı illerdeki belediye meclis üyesi adaylarıyla ilgili iddialara CHP sözcüsü Faik Öztrak böyle yanıt verdi, yargıyı işaret etti. GBT sistemini Cumhuriyet Halk Partisi mi kurmuş? Bunlar sadece vatandaşı aldatmak için ileri sürülen bir takım gerekçelerdir. Karar yoksa yargısız infaz yapıyorsunuz böyle birileri varsa. Böyle birilerinin olmadığını da biz iddia ediyoruz. Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti liderlerine yönelik tehditvari sözlerine de tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı zırhına sığınmış, seçim yasaklarına tabi olmayan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, hiçbir koruması olmayan, seçim yasaklarına uymak zorunda olan muhalefet partilerinin genel başkanlarına her türlü hakarette ve tehditte bulundu. Başta genel başkanımız olmak üzere diğer parti liderlerini susturmak için milyonluk tazminat davaları açtı. Sonra da milletvekili dokunulmazlığı olmayanları hapse atmakla tehdit etti. Yetmedi, bir sabah idam naralarıyla meydanlara çıktı. Ardından da ipleri sarayın elinde olan bir operasyon kanalından genel başkanımızın idamı istendi. O da yetmedi. Belediye başkan adaylarımız doğrudan hedef alındı. Cumhur İttifakı'nın ana seçim gündemi olan bekaya ilişkinde konuştu Öztrak. İlginç bir benzetme de yaptı. Üzerine devreye beka senaryolarını soktular. Milletimiz engin mizah gücüyle bu bekanın şifrelerini çözdü. Bunun Bahçeli Erdoğan koltuk aşkı ittifakının baş harfleri olduğunu koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Zelanda'daki cami saldırısının sansürsüz görüntülerini mitingde izletmesine de tepkiliydi Öztrak. Teröristin kendi çektiği katliam görüntülerini seçim meydanlarında dakikalarca gösterdi. 3-5 oy almak için teröristin propagandasını yaptı. Aynı acıdan ülkesini bölüp parçalamaya uğraşan Erdoğan'ı ise tüm dünya ayıpladı. Türkiye'nin itibarı zedelendi. Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş için durumu belirsiz sözlerine de yanıt verdi. Onun belediye başkan adaylarının tamamının durumu belirsiz. Milletin seçtiği belediye başkanlarını istifa ettirmedi mi? Bizim adaylarımız da, partimiz de, bize oy verenler de milli iradeye sahip çıkmakta bir an bile tereddüt etmezler. Cumhur İttifakı HDP'yi sık sık terörle işbirliği yapmakla suçlarken AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Özhaseki, Kürt kardeşlerimin oylarına talip istedi.
AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özaseki seçime sayılı günler kala HDP'lilerin oylarına da talip olduklarını söyledi. Türk kardeşlerimin elbette ki oyuna talip. Niye? Ben o masumlara hizmet ettim. O garip insanların yanında oldum ben. Teröristlerin yaptığı evleri bu fakir kardeşiniz yaptırdı. Cumhur İttifakı ortakları her fırsatta HDP'nin terör örgütleriyle kol kola olduğunu söylerken ittifak adayından gelen bu açıklama şaşkınlık yarattı. Üstelik bölücülerle aynı kareye girmişler, ortak mitingde buluşmuşlardır. HDP, DHKPC ve çok sayıda bölücü emeli olan grup oluşumlarla yan yana sırt sırta veren... İstiyorsanız Kuzey Irak'ta Kürdistan var, defol oraya git. Defol oraya git. Ve biz size bu toprakları böldürtmeyeceğiz. Özaseki'nin HDP'nin oyuna talibiz açıklamasına ittifak liderlerinden bir tepki gelir mi merak konusu. Şırnak'tan, Diyarbakır'dan, Cizre'den, Ankara'ya telefonlar yağıyor şimdi. Nereye biliyor musunuz? Orada Haseki aday. Başkasına oy verirseniz Allah çarpar sizi diye. Oradaki kardeşlerim yaptığım hizmetleri gördüler. Onlar nasıl bağrıma bastığını gördüler. İYİ Parti lideri Meral Akşener seçim çalışmalarına bugün Ankara'da devam etti. Akşener'in mitinginde CHP'nin ve İYİ Parti'nin ortak Ankara adayı Mansur Yavaş, ayrıca Yeni Mahalle Belediye Başkan adayı Fethi Yaşar da bulundu. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert sözlerle yüklendi. Hani diyor ya, dünya beşten büyüktür. Sayın Erdoğan, Ankaralı senden büyük. Yeni Mahalle senden büyük. Seçim hazırlıkları kapsamında Ankara Yeni Mahalle'deydi İYİ Parti lideri. Bu seçimin iki düşmanı oldu. Biri Mansur Yavaş, biri Meral Akşener. Mansur Yavaş'ı görevden alacakmış. Al da görelim bakalım dedi. Net bir şey söyleyeyim. Bu seçimin iki düşmanı oldu. Birisi Mansur Yavaş, birisi Meral Akşener. Mansur Bey seçildiği takdirde görevden alacakmış. Ankaralı karar versin, Yeni Mahalleli karar versin de, o sandıkları patlatsın da, gör bakalım ne yapıyorsun. Hadi görelim bakalım. Mansur Yavaş'ı görevden alacakmış. Al da görelim bakalım. Al da görelim bakalım. Alıştın trafoya kedi koymaya. Alıştın. Hadi bakalım. Yap da görelim seni. Akşener, ben, Sayın Temel Bey ve Sayın Kılıçdaroğlu PKK'lıymışız. Oslo rezaletini sen yaptın. Sen daha 793 şehidin hesabını vereceksin dedi. Şimdi biz Sayın Kılıçdaroğlu, ben Temel Karamollaoğlu beyefendi PKK'lıymışız. Şimdi size söyleyeyim. Bir, Oslo rezaletini biz yapmadık, sen yaptın. İki, Habur rezaletini biz yapmadık, sen yaptın. O çadır mahkemesinden Atatürk'ün resmini, Türk bayrağını kaldırttın teröristler rahatsız olmasın diye. Barzani'nin başından konfetileri biz temizlemedik. Ve Mehmetçiğe şehide kelle demedik. Katiline sayın demedik. Velhasılı kelam, hendekleri biz açtırmadık. Talimat verdin, talimat. Vali kafayı çevirecek. Emniyet müdürü kafayı çevirecek. Jandarma komutanı kafayı çevirecek. Ne oldu peki? Ne oldu? Hendekler açıldı. Sonra ne oldu? O hendekler Mehmetçiğin kanıyla, teriyle, polisimizin kanıyla, teriyle kapatıldı. Kaç şehit?
793 şehit. Sen bu şehitlere tane diyorsun tane. Onlar babaydı. Onlar kocaydı. Onlar evlattı. Onlar kardeşti. Sen daha bu 793 şehidin hesabını vermedin. Vereceksin, vereceksin. Yolunuz ve bahsiniz açık olsun Sayın Genel Başkanım. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları için bugün Beyoğlu'ndaydı. Ankara'da milletçe görev verdiğimiz insanlar devlet adamlığı görevini yapmalılar. Seçim sathında kimsenin burnu kanamadan insanların sağlıklı bir şekilde oy kullanmalarını sağlamalılar dedi. Ekrem İmamoğlu Örnektepe Çatal Zeytinler Birliği'ni ziyaret etti. Ziyarette ilk konuşmayı CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş yaptı. Eğer mevcut siyasi anlayış kazanırsa ki inşallah kazanamayacak, Beyoğlu'nu okçular tekkesinden yönetecek maalesef. Ama biz Beyoğlu'nu 45 mahallede kuracağımız mahalle meclisleriyle yöneteceğiz. Bu bizim sözümüz. İmamoğlu'nun gündeminde de pazar günü yapılacak seçim vardı. Ben bu hafta gündeme düşmesini istediğim bir şey var. Devlet adamlığı. Devlet adamlığı çok önemli bir şey. Ben Ankara'da milletçe görev verdiğimiz insanlar devlet adamlığı görevini yapmalılar. Bu hafta tamamen pazar günü yapılacak olan seçimde güvenlik tedbirlerini almalılar. Kimsenin burnu kanamadan seçim satında insanların sağlıklı bir şekilde oy kullanmalarını sağlamalılar. Günün sonunda kim kazandı İstanbul'u? İnşallah da ben kazanacağım. Ben de bir ananın evladıyım, bir babanın evladıyım. Onlar da bir ananın, bir babanın evladı. Bu memleketin insanı. Vay efendim sen şöyle ben böyle, bıraksınlar bu işleri. Çok komik oluyorlar, üzülüyorum. Üzülüyorum. Bak hepimiz vatan evladıyız. Hepimiz bu vatan güzel olsun diye çalışıyoruz. Bu millet mutlu olsun diye çalışıyoruz. Dolayısıyla kimse kimseyle bu alanda duygular ve değerler üzerinden yarışmasın. Ama hizmet üzerinden yarışalım. Ona eyvallah. Ben Güngören'den şöyle bir baktım Bağcılar'a doğru bir bina. 30 katlı bir bina. Bu ne dedim? Kentsel dönüşüm dedim. Ya bizim insanımızın ne iş var 30 katlı binada? Oturmaz, oturamaz. Yani böyle ondan sonra efendim dikey yapıya karşıyız. Lan kim yaptı bunlar? Ben mi yaptım? Evet, Ekrem İmamoğlu ayrıca CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş'la ortak bir miting düzenledi. Ve İmamoğlu Demirören Medya Grubu'nun yaptığı haberlere tepki gösterdi. Herkes haddini bilecek. Kraldan çok kralcı olmayın dedi. Utanmadan, arlanmadan efendim bizleri terör örgütleriyle bağlantılı ya da arkadaşlarımı ki birçok konuda dava açtı değerli başkanımız. Bizim sözüm ona, bizim böyle bir bağlantımızı kurarak sizlerin huzurunda bizi aşağı çekmek istiyorlar. Bir medya grubu bunu vazife edinmiş. Ben üzülüyordum, dile getirmiyordum, şimdi dile getiriyorum. Niye dile getiriyorum? Herkes haddini bilecek. Niye? Hassasiyetlerim vardı. Asil kurumlar 60-70 yıllık asil kurumların isimlerini taşıdıkları için dikkatli davranıyordum. Artık vazgeçtim. Demirören Medya Grubu kendi internet sitelerinde bizim üzerimizden yayınlar yapıyor. İçinizde Hürriyet gibi, Milliyet gibi hepimizin saygı duyduğu 60-70 yıllık kurumlar var. Yıllardır evimizi alıyoruz. Ben üzülüyorum. Taşıdığınız o isimlerin hakkını vermediğiniz için üzülüyorum. Kendinizi düzeltin. Ya şurada bir hafta sonra biz belediye başkanı seçilip geleceksiniz. Çayımızı, kahvemizi içeceksiniz. Yani yapmayın.
Benim yarın çayımı kahvemi içmeye geldiğinizde yüzünüzü kızarmış, boynunuzu bükük görmek istemediğim için uyarıyorum. Kraldan fazla kralcılığı severler. Onu yaparak sözüm ona mertebe yükseliyorlar. Vallahi işe yaramaz. Vallahi işe yaramaz. Efendim hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Merhaba. Size merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? İyi, sağ olun. Sizi gördük, daha da iyi olduk. Çok şükür. Kolay gelsin. Sağ olun. Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun. Dua ediyor. Annem hep dua ediyor. AK Parti'nin tamam. Annemi CHP'li yaptınız. Annenize çok selam millet. Aleyküm selam. Ay güzel, çok ağlayacağım şimdi. Niye ağlıyorsun? Gayet rahat ol. Beraber mutlu olacağız. Burada motor var, motor. Ne bağırıyoruz? İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti ile AKP'li Burhan Kuzu'nun yemek yerken çekilmiş fotoğraflarının ardından yeni bir belge daha kamuoyuyla paylaşıldı. Şimdi de Kuzu'nun uyuşturucu baronunun adamıyla WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Tanımıyorum demişti, şimdi de WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı. İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile AKP'li Burhan Kuzu'nun yemek yerken çekilmiş fotoğraflarının ardından şimdi de WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Kuzu'nun İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yapılan bir ihale ile ilgili olarak Zindaşti'nin adamıyla yaptığı WhatsApp yazışmasında "Hocam konum atın, Naci ile yanınıza gelelim, 10 dakika konuşalım, bal ve ilacı da aldım" şeklinde yazıştığı görüldü. Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre Zindaşti'nin operasyonda birlikte yakalandığı adamlarından birinin Kuzu'ya gönderdiği WhatsApp yazışmaları şöyle. "Bu İzmir Adnan Menderes Havalimanı için Ankara'daki genel merkez devlet hava meydanları işletmesi karar veriyormuş. Şimdi hocam ilk kazanan firma yolsuzluk yapmış, elemişler. Hak normal olarak ikinci firmada, hiçbir sorun yok. Yalnız üçüncü firma paralelciymiş. İşe almak için ikinci firmayı şikayet ediyor. Kendi almak için. Sizin arayıp direkt sözleşme yapın demeniz lazım. Biz de gidip Ankara'ya sözleşmeyi yapalım. Bir telefon sadece. Şu paralelcilere şans vermememiz lazım. Beni ararsanız anlatırım. Yani biz hakkımız olanı istiyoruz. Ekstra bir şey yok." Mesajın devamında Zindaşti'nin adamının Kuzu'ya 3 firmanın adını verdiği görülüyor. Zindaşti ile görüşmesini ilk etapta yalanlayan Kuzu, fotoğraf karesinin ortaya çıkmasının ardından görüşmeyi gazeteci Fatih Altay ile itiraf etmişti. Kuzu, "Evet doğrudur, çok büyütüyorsunuz, yazın manşetten verin, ben rahatsız olmam" ifadelerini kullanmış, Zindaşti'nin kendisinden vatandaşlık için yardımcı olmasını istediğini söylemişti. Burhan Kuzu halen Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyeliğinde bulunuyor. İran'da sel felaketi yaşanıyor. Şiraz kentinde yaşanan felakette 17 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi de yaralandı. İran Acil Durum Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Kolyont, Şiraz kentinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selde Kur'an-ı Kerim Kapısı Caddesi'nde bulunan araçların sürüklenmesi sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 74 kişinin de yaralandığını söyledi. Kolyont ayrıca 200'den fazla otomobilin hurdaya döndüğünü belirtti. Ülkenin kuzey, kuzeybatı, güney ve güneybatısında geçen haftadan bu yana süren şiddetli yağış, bazı ırmak ve derelerin önüne yapılan bent ve köprülerin yıkılmasına, yüzlerce evin sular altında kalmasına neden oldu. "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözü bir kez daha kendini hatırlattı. Yurdun doğusunda kar yağışı yer yer etkili oluyor. Soğuk hava üreticiler için don tehlikesini de beraberinde getiriyor. Ordu'da üreticiler fındık bahçelerinde lastik yakarak ısınmaya çalışıyor. Kar yağışı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı. İlçe merkezindeki kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşandı. Bitlis'te 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 99 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor. Soğuk hava yurdun kuzey ve iç kesiminde ise üreticiler için don tehlikesini beraberinde getirdi. Ordu ve Giresun'da 600 rakım üzerindeki köylerde başlayan kar yağışı üreticiyi tedirgin etti.
Fındık üreticisi zirai don riskine karşı bahçelerde ateş yakıyor. Bahçemiz yanmasın diye lastik yakıyorum. Don olduğu zaman normalde 2,5 ton fındığım oluyordu. Don olduğu zaman 750, 800, 900, 1000 bir o arada oluyor. Şimdi don vuruyor tabii bahçeyi. Dumanın bayağı faydası oluyor yine dumanın. Bölgede yağan karla birlikte hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düşerken üreticiler gece ateş yakıp dumanlama yöntemiyle zirai donun etkilerini azaltmaya çalışıyor. Ne kadar faydalı olacağını bilemiyoruz ama önlem almakta yarar vardır. Ula kardeşim eridi ya bu. Vay ya ateşi gördü fındık yaprağı bu. Bu milletimizin hepsini yapması gerekiyor ama olmuyor. Her tarafa ulaşamıyoruz. Bahçelerimizde şu anda kar yağmakta. Bahçelerde dumanlama sistemiyle yaptığımız çalışmada inşallah sonucu alırız. Sonucu alamazsak da inşallah don olmazsa da zaten sıkıntı olmayacak. Bir önlem bu. Yoksa ya Allah'ın dediği olur. Türkiye'de yaklaşık 400 bin üretici 1 milyon 650 bin dekar alanda fındık üretimi yapıyor. Türkiye'nin en önemli tarımsal ihraç ürünü olan fındıkta son yıllarda zirai don, küllenme gibi çeşitli hastalıkların çoğalmasıyla rekoltede azalma yaşandı. Dünya fındık üretiminin %78, ihracatının ise %76'sını elinde bulunduran Türkiye, yıllık ortalama 450 bin ile 600 bin ton arasında fındık üretiyor. Meteoroloji yetkilileri 26 Mart Salı sabahına kadar tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu bölgesinde orta kuvvetli, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunduğunu açıkladı. Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik, meyve, sebze ve fide yetiştiricileriyle serada üretim yapan çiftçilerin gerekli tedbirleri almaları isteniyor. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'ün 50 kişinin öldürüldüğü cami saldırılarının ardından sergilediği birleştirici liderlik dünya çapında hayranlıkla izleniyor. Öyle ki internet üzerinden Nobel Barış Ödülü Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'e verilsin kampanyası bile başlatıldı. Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik korkunç terör saldırısının ardından zihinlerde bu görüntüler kaldı. Acıyı, yası, şefkati, duygudaşlığı hatırlattı Başbakan Jacinda Ardern. Dünyanın en güvenli ve çoğulcu ülkelerinden biri olarak bilinen Yeni Zelanda. 50 Müslümanın cuma namazı sırasında yaşamını yitirdiği nefret dolu terör saldırıları. Ve tüm bu çelişkinin ortasında birleştirici liderliğiyle dünyayı kendisine hayran bırakan bir başbakan. Yeni Zelanda'nın 38 yaşındaki başbakanı Jacinda Ardern, Müslümanlara yönelik terör saldırılarının ardından ortaya koyduğu liderlik, Müslümanlarla kurduğu empati ve attığı somut adımlarla tüm dünyanın dikkatini çekti. Ardern'in saldırıların ardından ilk dikkat çekici adımı, yaşananların adını derhal terör olarak koymak oldu. Hedef alınan Müslümanlara ve diğer göçmen topluluklarına, "Yeni Zelanda bizim evimiz, onlar biziz" sözleriyle destek oldu. Olaydan sonraki hafta Yeni Zelanda'da cuma namazı televizyonlarda canlı yayımlandı. Ardern saygı gösterisi olarak başını örttü. Hatta olaya karşı tutumu sebebiyle tehditlerin de hedefi oldu. İnternet üzerinden ölümle tehdit edildi. Ardern ırkçı, aşırı sağcı ideolojiyle mücadelenin ancak küresel dayanışma içinde yürütülebileceğini söyledi. Ülkede yarı otomatik silah edinmek kolay olduğu için silah yasasında hızla değişikliğe gitti. 38 yaşındaki Ardern şu an dünyanın en genç kadın lideri. Ardern şimdi yabancı düşmanlığı ve nefretin ateşlediği bir trajedi sırasında Müslümanlarla kurduğu empati ve kararlı liderliğiyle diğer liderler için bir model olarak gösteriliyor. Ardern'a ülkesinde yaşanan ve Müslümanları hedef alan cami saldırısının ardından sergilediği birleştirici tavrı nedeniyle Nobel Barış Ödülü verilmesi isteniyor. Bu yılki Nobel Barış Ödülü'nün adaylık süreci tamamlandığı için Ardern'ın 2020'de listeye eklenmesi bekleniyor.
İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Garip Dede dergahı açıldı. Açılışta Alevi Vakıflar Federasyonu Genel Başkanı Remzi Akbulut bir konuşma yaptı. Akbulut, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve yerel mahkemelerin kararlarına rağmen cemevlerinin yasal statüye kavuşamadıklarını söyledi. Küçükçekmece'de Garip Dede dergahı açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. İçerisinde kesimhaneler, aş evleri, cenaze törenlerinin yapılacağı yerler, morg, hediyelik eşya bölümleri, bekleme salonları, çay ocakları, dershaneler, 500 kişi kapasiteli konferans salonu, bir arşiv dokümantasyon birimi bulunan binanın açılışına çok sayıda davetli katıldı. Alevi Vakıflar Federasyonu Genel Başkanı Remzi Akbulut konuşmasında verilen tüm kararlara rağmen cemevlerinin halen yasal statüye kavuşamamasına dikkat çekti. Üzülerek söylemek gerekiyorsa bugüne kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kararlarının olmasına rağmen, bu ülkede Danıştay kararlarının olmasına rağmen, Yargıtay'ın ve yerel mahkemelerinin kararları olmasına rağmen halen cemevlerimiz yasal statüye kavuşmamıştır. Törene usta sanatçı Arif Sağ da katıldı. Yani sen benim cemevlerimi kabul etmeyeceksin. Ona cemevi demeyeceksin. Diyeceksin kapısına bir kültür yaz. Sonra o zaman camiye de yazalım kültür evi diye. Olur mu? Olacak şey mi böyle şey? Benim burası ibadet ettiğim yer. İbadet ettiğim yerin adını ben koyarım. Sen koyamazsın. Senin böyle bir hakkın yok. Açılışta ayrıca Özlem Taner, Tolga Sağ, Muharrem Temiz, Dertli Divani ve Cengiz Özkan sahneye çıkıp türküler söyledi. Galatasaray'da zorunlu seçim kararıyla sonuçlanan genel kurulun ardından Başkan Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenledi. Cengiz görevinin başında olduğunu söyledi, yönetim olarak hukuki mücadelelerini sürdüreceklerinin de altını çizdi. Camiamız için çok önemli olan mali başarının sürdürülebilmesi için de kritik öneme sahip şampiyonluklara yürüdüğümüz süreçte bu tartışmaların kulübümüze ve camiamıza vereceği muhtemel zararların bilinciyle tüm kamuoyuna ve Galatasaray camiasına itidal çağrısı yapıyorum. Biz görevimizin başındayız. Son genel kurulda haksız ve tartışmalı şekilde alınan kararlara karşı hukuki mücadelemize tüm alanlarda ve tüm boyutlarda girişecek ve onları sürdüreceğiz. Tüm Galatasaraylılar müsterih olsun. Emanetiniz emin ellerdedir. Evet sevgili izleyenler, yerel seçim 2019 başlığını açıyoruz. Akşam haberlerinin içerisinde Esenyurt Belediye Başkan Adayı Sayın Kemal Deniz Bozkurt stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Bozkurt. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Zorlu bir süreç, evet, yorucu bir süreç. Yoğun, gayet de güzel bir süreç. Sahadan gelen tepkiler çok güzel. Gayet mutlu ve yoğun bir şekilde geçiyor. Teşekkür ediyoruz burada da bulunduğunuz için bu yoğunluğun arasında. Tabii Esenyurt artık İstanbul için oldukça önemli bir ilçe. Evet. Hatta son dönemlerde nüfusuyla, yapılaşmasıyla birçok konuyla gündemde ama oldukça yoğun bir nüfusa sahip. Dolayısıyla Esenyurt'u kazanmak, alıyor olmak sadece İstanbul bazında değil, ülke bazında da önem taşıyor. Nasıl değerlendirirsiniz Esenyurt'un yoğunluğunu, kalabalığını? Diğer yandan şu konuya da öncelikli olarak değinirsem daha doğru olacak zannediyorum ki siz
makine mühendisisiniz, evet, değil mi? Makine mühendisliğinden mezunsunuz ama diğer yandan da siyasetin içerisinde oldukça aktif olarak uzunca süredir yol alıyorsunuz. Esenyurt İlçe Başkanlığı görevinde bulundunuz. Evet. Biraz ondan bahsedelim. Çünkü Esenyurt'u tanıyan diğer yandan siyaset arenasında merkezde de bulunmuş bir isimsiniz. Evet. Ben 1977 yılından itibaren Esenyurt'ta yaşıyorum. Bütün öğrenimim aşağı yukarı orada geçti. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunuyum. Okuldan sonra bir 15 yıl kadar uluslararası şirketlerde yöneticilik yaptım. Yatırım ve yatırım planlama konularında çalıştım. İşim verimsizliklerin tespiti, onların yeniden düzenlenmesi ve tesislerin yatırım planlamasını yapmaktı. Üniversite yıllarından itibaren de siyasetle beraberdim zaten. 1985'te o zaman SODEP vardı. SODEP'e üye oldum. SODEP, SHP, CHP olarak devam eden aralıksız üyeliğim var. O süreçte çalışırken yurt dışında ve yurt içinde birçok mukayese yapma şansı buldum. Evet. Ve gördüm ki Türkiye gerçekten iyi yönetilemiyor. Yani bizim hak ettiğimiz şekilde yönetilemiyor. Bu alanda ülkeme olan borcumu ödemek için siyasete daha çok zaman ayırmak için ayrıldım. Bana 2009 yılında Esenyurt İlçe Başkanlığı görevini teklif etmişlerdi. O zaman çok dağınık bir yapı vardı. Esenyurt'ta çok da ciddi imar yolsuzlukları da yapılıyordu. Görevi kabul ettik ve o günden itibaren de Esenyurt İlçe Başkanlığı görevini yürütüyorum. Esenyurt tabii müthiş bir imara dayalı, imar rantına dayalı bir yönetim tarzı sergiledi son 15 yılda özellikle. Bu imar rantına dayalı politika birçok imar mağdurunu da beraberinde getirdi. Biz o dönemde bu konuyu gündeme getirdik ama Esenyurt gelişiyor diye bir uğultu oluştu tabii. Vatandaşlar da hani sanki binalar yapılıyor, gelişiyor. Cumhuriyet Halk Partisi de haksız şeyler söylüyor diye düşündü ola ki mevcut yapı bir daha seçildi. Bu konuyu gündeme birçok kez getirdik işte. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oturma eylemi yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdık bu konuyu. İsterseniz beraber bu arada Esenyurt'un o havadan çekilmiş görüntülerini de arkadaşlar Esenyurt görüntülerini ekrana getirelim. Siz önümüzdeki süreçte belediye başkanı olursanız, seçilirseniz nasıl bir Esenyurt devralacaksınız? Evet. İşte o görüntüler bunlar sevgili izleyenler. Ben buradan bir tane ağaç dahi göremiyorum neredeyse. Evet. Siz neler söylersiniz bu görüntü üzerinden? İşte bu tamamen ranta dayalı bir sistem yürütüldüğü için oluştu. 1,5 emsallik yere 15 emsal bina yapılmasına izin verildi. Yani 5 katlı yere 50 kat bina yapılmasına müsaade edildi. Onun gibi düşünün. Hı hı. Tamamen belediye başkanı, belediye yönetiminin gözetiminde, gözü önünde oldu bunların hepsi. Bilerek, isteyerek bizim birçok uyarımıza rağmen, suç duyurumuza rağmen maalesef devam ettiler bu uygulamalar. Ve o zamanki uyarıları biz sadece belediyeye yapmadık. Büyükşehir Belediyesi'ne, o zaman şu anki Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı. Başbakan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Cumhurbaşkanlığı'na kadar o zaman bu konuyu aktardık ama durduramadık. Sonuçta altyapısı olmayan, sosyal donatı alanı olmayan, okul alanları olmayan, yeşil alanı olmayan bir beton kente çevrildi. Bunun sonucunda da şu bugünlerde Esenyurt halkı birçok açıdan sıkıntı çekiyor. Şimdi bunların düzeltilmesi için yeniden bir bakış, yeni bir model, yeni bir çalışma yapılması gerekiyor. Mevcut aday arkadaşlarında bunu değiştirme şansı yok. Çünkü geçmiştekilerinin devamı. Onlarla beraber çalışıyorlar. Sahada beraber uygulamaları yönetiyorlar. Bu açıdan eğer bu gidişe dur demezse Esenyurtlular çok daha kötü sonuçlar olacak. Zira artık hani bina yapacak yer de yok. Kullanacakları bir alan da yok. Rant için Allah korusun her şeyi yaparlar yani. Benim gördüğüm öyle. Evet, şimdi ben özellikle o bölgede oturanlardan da siz buraya konuk olmadan önce fikirleri aldım. Dikey yapılaşmadan şikayetçiler değil, bir tane ağaç dedim ben az önce ama onlar neredeyse artık güneşi bile görecek konumda olmadığını söylüyorlar. Az önce mevcut yapıdan bahsettiniz, mevcut yönetimden bahsettiniz. Hali hazırda artık karşımızda böyle bir görüntü var. Nasıl önüne geçeceksiniz? Nasıl bu konuya dair projeleriniz, planlarınız var? Evet. Esenyurt'un bir rehabilitasyona ihtiyacı var. Yani yeniden bir yapılanmaya ihtiyacı var. Birçok sorunu var. Genç bir nüfusu var. 0-4 yaş arasında 100 bin.
5-9 yaş arasında 65 bin nüfusu olan, yani ilkokul 4. sınıfa kadar olan çocuk sayısı 155 bin. Evet. Eğer sağlıklı bir yapılanma koymazsak, şu anda sınıf mevcutları 65 kişi ortalama. Bu çocukların hayatı dahil olmak üzere oradaki birçok insanın hayatı mahvolacak. Dolayısıyla bizim bunlara dair birçok projemiz var. Ben bir iki tane örnek de şeyden tabii vereyim isterseniz. Kamuya ait yerlerin kat karşılığı verilme oranlarını da vereyim. Birazcık vatandaşlarımıza o anlamda nasıl bir yönetim oluştuğuna evet dair fikir verecektir. Şu anki Esenyurt Belediyesi'nin bulunduğu yer %72'si müteahhitin, %28'i belediyenin olacak şekilde ihale edildi. Ve belediyenin hissesinde otoparklar var, müteahhitin hissesinde AVM katı var. Yani neredeyse o ekonomik olarak baktığınızda aslında %15-85'e denk düşüyor. Birçok yerleri böyle verdiler. Yani tamamen rant, tamamen insan yok, para kazanmak, o paraları bir yerlere aktarmak üzere yapılmış bir model. Şimdi bizim ilk önce odaklanacağımız konu eğitim meselesi. Belediyenin belki birinci sorumluluğu değil ama insan olarak, siyasetçi olarak bizim o 155 bin çocuğa olan borcumuzu ödememiz lazım. Bu anlamda ilk odaklanmamız gereken konu bu. Okul yapacak yer, arsa çok fazla yok. Esenyurt'un çeperlerinde 10 civarında arsamız var. Bunları ancak okul alanı olarak kullanabiliriz. Bunları da ilkokul, ortaokul yapamayız. O yüzden lise kampüsü projemiz var bizim. Birçok değişik branştaki liseyi aynı kampüste toplayacağız. Yani Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Teknik Lise, İmam Hatip Lisesi, sağlık. Ben yok değil mi böyle bir Türkiye'de proje? Türkiye'de yok. Hayır. Yok. Türkiye'de yok. Böyle bir model yok. Gerçi biz bunu bir zorunluluktan yapıyoruz ama bu zorunluluğu sadece çocukları oraya tıkamak için de yapmayacağız. Çok güzel altyapı da hazırlayacağız. Yani değişik branşlarda okuyacaklar ama yemekhaneleri olacak, kapalı spor salonları olacak, yüzme havuzları olacak, kütüphaneler olacak, araştırma geliştirme yapabilecekleri etkinlik alanları olacak. Hem kendi branşlarında çok iyi öğrenim görecekler, hem de iyi bir yurttaş, iyi bir arkadaş olarak orada kaynaşarak büyüyecekler. Bir de Esenyurt çok kozmopolit bir yer. Birçok yöreden gelen insanın yaşadığı bir bölge. O gençlerimiz orada da kaynaşma fırsatı bulacaklar. Birlikte yaşamak adına da önemli fırsatlar diğer olacak. Diğer yandan örneğin bir Fen Lisesi öğrencisi, bir Anadolu Lisesi öğrencisiyle yakınlaşmış yakın olacak. Ya da bir İmam Hatip Lisesi öğrencisi, bir teknik lise öğrencisiyle beraber olacak. Birbirlerini anlama fırsatı da bulacaklar. Bu çok değerli bir şey bence sosyolojik olarak. Bu binaları bitirdikten sonra şehrin merkezindeki liseleri buraya taşıyacağız. O liselerden boşalan yerleri de ortaokul ve ilkokula dönüştüreceğiz. Dolayısıyla okul alanı bulamazken elimizde 28 tane yeni okul var. Oraya hemen çocuklarımızı yerleştireceğiz. Dolayısıyla 4 sene içinde o nüfus liseye geldiğinde yerleştirmiş olacağız. Sınıf mevcutları 35. İlk öğretim için yer açılmış. Yer açılmış olacak. Evet. Bunu yapmak zorundayız, zira ilk öğretim çocuklarını şehrin bir ucuna taşıyamayız. Maalesef oradaki halkımızın geliri çok yüksek değil. Dolayısıyla bir servis olanağını onlara sunmak mümkün değil. Dolmuşla da gidemeyeceklerine göre çocuklar. O yüzden liseleri dışarıya taşıyoruz ama ikinci, üçüncü kazançlarımız olacak burada. İkinci odaklanacağımız konu işsizlik, ciddi sorunumuz. Esenyurt'ta genç işsizlik zannediyorum %30 civarında. 250 bin Türkiye gencimiz var. Türkiye oranından daha yüksek. Daha yüksek, evet daha yüksek. Burada ama Türkiye'nin en büyük sanayisi var. Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının %6'sını üretecek bir sanayi var orada. Bu sanayideki sorunlardan biri de, bugün de bir iki yeri gezdik, yine aynı şeyi tekrar ettiler. Nitelikli eleman, ara eleman bulamıyorlar. Şimdi biz sanayinin ihtiyacı olan ara elemanı yetiştirecek iş garantili meslek kursları açacağız hemen sanayinin dibinde. Dolayısıyla buradan mezun olan ya da o kursu bitiren gençlerimiz kurstan hemen sonra iş bulacaklar. Hedefimiz yılda 10 bin gencimize burada iş vermek. Bir başımızın belası sorun, uyuşturucu sorunu var, madde bağımlılığı sorunu var. Esenyurt'ta kayıtlara göre 2 bin. Ama ben daha 4-5 bin olduğunu düşünüyorum. Bu kayıt dışı olanlar, kayıt dışı olanlar da var. Bu çocuklarımıza sahip çıkmak için bir rehabilitasyon merkezine ihtiyacımız var.
Uyuşturucu Rehabilitasyon Merkezi. Maalesef İstanbul'da bir tek Ametem var, başka yerde yok. Dolayısıyla buraya bu yaptığımız rehabilitasyon merkeziyle önce çocuklarımızın tıbbi tedavisini, ardından psikolojik tedavisini, daha sonrasında da o iş edindirme kurslarından faydalanarak onları işe yerleştirerek 5 yıl içinde %60-65 oranında bu sorunu çözmeyi hedefliyoruz. Bu da bizim için çok önemli bir şeydir. Tabii. Zira hem o çocukların hayatını kurtarıyoruz. 2000 çocuk 20 fabrika çalıştırabilir. 5000 çocuk aşağı yukarı 50 fabrikalık üretim demek. Çok hem ülke ekonomisine ciddi katkısı var, hem de orada kaybolan hayatlar var. O hayatları yakalama şansı bulacağız. Bu da bizim çok önem verdiğimiz projelerden bir tanesi. Şimdi nüfus çoğunluğu gençlerden oluşunca hem eğitim bazında hem evet. de özellikle o gençlerin uyuşturucu batağından kurtarılması anlamında çok önemli projeler bunlar. Diğer yandan Esenyurt neden önemli? Örneğin İstanbul'un alınması çok önemli, Ankara'nın alınması çok önemli. Bunlar böyle amiral gemisi nitelikte iller ama Esenyurt da artık öyle değerlendirilen bir bölge oldu. Evet. Neden böyle değerlendirildiğini düşünüyorsunuz Esenyurt'un? Birinci sorun bu. İkincisi nüfusu çok fazla. 891 bin evet. son aldığım bilgiye göre benim. Siz de onaylıyorsunuz. İçinde kayıt dışı olanlar var. Kayıt dışı Suriyeliler var örneğin. Evet, evet. Bu durum nasıl yansıyor? Şimdi yapıya? Tabii biz Türkiye'yi şaşırtacağız. Mevcut hükümet kendine bir alan yaratmış. Oy deposu yaratmış. Onun üzerinden Esenyurt'u ve İstanbul'u Türkiye'yi yönetiyor. Tabii bunu yaparken toplumun sosyolojik katmanlarını birbirleriyle düşmanlaştırarak yapıyor. Yani doğu batı, güney kuzey ya da inanç farklılıklarıyla ilgili toplum katmanlarını birbirleriyle düşmanlaştırdı. O çorak topraklar gibi birbirinden ayrıştırdı ve bu ayrışma üzerinden siyaset yapıyor. Biz bunu tamamen giderdik. Şu anda bize destek veren bütün siyasi partilerin tabanından destek alıyoruz. Ve toplumun bütün sosyolojik tabanından destek alıyoruz. Dolayısıyla şaşırtacağız. Maalesef istedikleri sonucu elde edemeyecek hükümet. Karşı taraf için maalesef, söylüyorum. Ve bizim seçmenimiz açısından, bizim gibi düşünen, Türkiye'nin birlikte olmasını isteyen, beraber olmasını isteyen, ayrışmayı istemeyen vatandaşlarımız açısından da çok çok önemli bir sonuç çıkacak. Bu sonuç bizi Türkiye'ye örnek model bir yer yapacak diye düşünüyorum. Sizi Esenyurtlular yakından tanıyoruz. Evet. Bu birebir temaslarınızı da şimdi ekranlarımızda izleyicilerimiz de görüyorlar. Evet. O temaslarda nasıl bir elektrik alıyorsunuz Esenyurt halkından? Çok ilginç şeyler oluyor. Yani tabii şımartıyorlar beni, sağ olsunlar. Toplumun bütün katmanları gerçekten büyük bir nezaketle, büyük bir sevgiyle yaklaşıyorlar. Hiçbir toplantıdan çıkarken, toplantı bittikten sonra 15-20 dakikadan önce çıkamıyoruz. Resim çektirmek isteyen, sarılmak isteyen, konuşmak isteyen çokça vatandaşımız var. Bir de biraz önce söylediğim gibi toplumun değişik katmanı. Bir konuşma yapıyorum mesela, bir bakıyorum biri diyor ki ben işte MHP'liyim, biri ben HDP'liyim, biri AK Partiliyim, birisi İYİ Partiliyim, CHP'liyim. Böyle değişik bir şey ortam oluşuyor. Bu sevindirici olan bu, birleştirici olan bu. Beni değerli kılan da o bence. Bütün herkesin kendini burada görmüş olması toplumun artık kavgadan bıktığının göstergesi. Toplum kavga etmek istemiyor. Ağız tadıyla yaşamak istiyor. Bunu yapacak bir yapı olduğunda da yanımıza gelmeleri bunu desteklediğini gösteriyor. Evet. AKP'nin muhtemelen kaybedeceği belediyelerin başında olarak görünüyor İstanbul. Esenyurt. Bu arada İstanbul'da ağzımdan çıkmış oldu aslında, belki bu da ayrı bir konu ama Esenyurt AKP'nin muhtemelen kaybedebileceği ilçelerin başında görünüyor. Ve örneğin her 16 İstanbulludan birinin Esenyurt'ta yaşadığını düşünürsek İstanbul geneline de biraz bir yansıma olacağından bahsedebiliriz değil mi aslında? Tabii, kesinlikle. Bizim geçen seçimde aldığımız oy %23'tü Haziran'da. Hı hı. Yerel seçimde %34'tü galiba. Şimdi %50'leri geçeceğimizi varsayarsak ciddi bir oy katkımız olacak İstanbul Büyükşehir'in alınması açısından. Ekrem Başkan'ın da toplumda bir karşılığı var. Yani o da
birleştirici, kaynaştırıcı bir tarzda gittiği için o da benimsendi, ciddi şekilde benimsendi. Ben sahada görüyorum bunu. Evet. O da çalışmak istiyor, birleştirmek istiyor, topluma hizmet etmek istiyor. Tabii ki bizim katkımız olacak ama onun da bir karşılığı var ve o da karşılık bulacak diye düşünüyorum ben. Güzel şeyler olacak. Bir toplumda değişim olacak, güzel değişim olacak. Yani çalışacağız, üreteceğiz, hakça paylaşacağız, umutla birlikte, barış içinde yaşayacağız. Bunu göstereceğiz topluma. Yapmak istediğimiz şey bu ve bunun da olacağına inanıyorum ben. Tabii şimdi şöyle bir durumda söz konusu. Örneğin CHP'li belediye başkan adaylarını daha önce de başkansa o adayları eğer ağırladığımızda zaten 5 yıl, en az 5 yıl sonuç olarak emek verdikleri bir yerden bahsediyoruz. Biraz şekillendirip oluşturdukları bir yerden bahsediyoruz. Ama şimdi o kadar çok eleştiri okuyorum ki ben Esenyurt'la ilgili baktığımız zaman örneğin kültür merkezinin kapatılmasıyla başlayan evet. geçtiğimiz dönemde sizin aslında elinize geçecek olan ilçe biraz zorluklarla kuşatılmış çok. Olmayacak mı? Çok. Yani birçok zorluk var. Beni cezbeden yanında burası. Öyle mi? Evet, hayatım boyunca kolay şey yapmadım ben. Zorlukları seviyorum. Esenyurt'u seviyorum. Bir kere yani çocukluğum orada geçti, gençliğim orada geçti, hayatım orada geçti. Babamın, annemin, babaannemin mezarı orada, yakınlarımın mezarı orada. Dolayısıyla ben oraya aitim, o da bana ait. Seviyorum onu, mücadele etmeyi seviyorum. Dolayısıyla orayı başaracağız ve o zorlukları hep beraber aşacağız. Yeni bir model uygulayacağız orada. Yani girişimci, katılımcı ve demokratik bir felsefeyle, girişimci, katılımcı, demokratik bir felsefeyle halkın bu işin içine girmesini sağlayacağız. Bir merkezden değil, tek merkezden değil, mahallinden yönetmeyi hedefliyoruz. Her mahalleye bir mahalle meclisi oluşturacağız. Mahalle muhtarının başkanlığında siyasi partilerin temsilcilerinin olduğu, orada o bölgedeki, o mahalledeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin olduğu ya da kanaat önderlerinin bir mahalle meclisi oluşturur. Bu belediye meclisinin mahallelere modellenmesi. Modellenmesi. Yani muhtar evet. zaten seçimle evet. geliyor. Siyasi partiler de seçimle geliyor. Dolayısıyla onlar da orada olmayı evet. hak ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de seçimle geliyor. Yani hangi dernekse o derneğin başındaki kişi zaten seçilerek evet. aslında seçilenlerin oluşturulduğu bir kurul. O kurul o mahallede ne yapılması gerektiğini bize onlar söyleyecek. Biz onların önerilerine göre yöneteceğiz. Hı-hı. Ya da o mahallede birilerine yardım yapılacaksa o meclisin önerilerine göre yapacağız. Yani hangi siyasi partiye ya da kökene ait olduğuna bakmaksızın direkt vatandaş olarak ihtiyacı olan kişiye yardımcı olacağız. Yani bu bizim çok ihtiyacımız olan bir yönetim modeli. Maalesef bunu yapmıyoruz. Partizancı oluyor çoğunlukla. Bu da tabii yanlış sonuçlara yol açıyor ve toplum ayrışıyor birbirinden. Bu mahalle meclisinin olduğu bir de mahalle konağı yapacağız. Her mahallede birer mahalle konağı. Konağı olacak. Bu mahalle konağının Hı-hı. içinde işte mahalle muhtarı, sağlık ocağı, mahalle meclisi odası, belediyenin irtibat büroları, o mahalledeki ihtiyaçlara göre kurslar düzenleyen birimler olacak. Orada o mahalledeki halkın isteğine göre etkinlikler yapacak. Bu mahalle konağının önünde bir mahalle meydanı olacak. Hı hı. Bu mahalle meydanı hani köylerde vardır ya da kasabalarda vardır ya, normal zamanlarda buluşup konuşma yeri. Diğer zamanlarda da deprem oldu diyelim Allah korusun. Deprem toplanma alanı ya da zorunlu anlarda da evet. toplanma alanı olacak. Belki mahalle düğünlerinin de yapıldığı yer olacak gibi. Daha böyle kasabayı, birlikte yaşamayı... O birleştirici dokunun da dokunması. Olduğu. Altında tabii. da otopark olacak. Hı hı. Katlı otopark. Bu buralarda ayrıca bir takım kurslar geçmiş bizim el sanatları ile ilgili geleneklerimizi yaşatmak açısından da hem de Esenyurt'un imajını düzeltmek açısından halıcılık, kilimcilik, bakırcılık gibi kurslar verilecek. Onların ürünleri zaman zaman o otoparkın bir katında satılacak. Dolayısıyla çevre ilçelerden de bir çekim merkezine dönüştüreceğiz burayı. Bu oraya yani merkezin mahalle olduğunu, halkın önde olduğu mesajını verecek. Bu katılımcılığı böylece sağlamış olacağız.
Girişimcilik açısından üniversite öğrencileriyle başlayıp, daha doğrusu gençlerle başlayıp, her sene 10 ayrı dalda yarışmalar düzenleyeceğiz. Fikrim Var yarışması. Fikri olan, hayaline güvenen, bunu projelendirecek kafasında, o projeleri yarıştıracağız. 10 ayrı dalda birinci olan her daldaki projenin gerçekleşmesi için belediye finansman ve altyapı desteği sunacak. Dolayısıyla insanları biz üretmeye, proje üretmeye, yarışmaya, bilgi teşvik etmiş olacağız. Gençlerin de Esenyurt'unda bundan çok fayda sağlayacağını düşünüyorum ben. Bir de gençlik merkezi kuracağız. Bu gençlik merkezi, yeşil alanımız çok fazla yok. Evet. Harami deremiz kaldı elimizde maalesef. Bir dere kaldı. Çevresindeki insanların rahatsız olduğu bir deredir bu atıkları itibariyle. Bu dereyi Yeşil Vadi Projesi'ne dönüştüreceğiz. Burada botanik bahçelerin olduğu. Aslında çok çılgın bir proje değil. Ayakları normal, yere basan aynen. Normal tabii, bir tabii, çok, güzel bir aynen, proje. Aynen. Bizim yani botanik bahçeler, piknik alanları, yüzme havuzlarının, gezi alanlarının olduğu bir yer olacak. Burada bir de gençlik ve spor merkezimiz olacak. Gençliğin ve gençliğin orada kendini geliştirdiği birçok alanda, yani hem spor alanında hem de bilim alanında kendini geliştirdiği olanaklar olacak. Aslına bakarsanız normalde olması gereken bir evet. Şeyden bahsediyorsunuz evet, siz. Ama biz uzaktan ama baktığımızda gibi. Esenyurt'ta olmadığı olmadı. İçin evet. Bunu siz projelendirmek zorunda kalmışsınız. Evet. Çünkü yok. Çünkü bir botanik bahçesi de yok, yeşil alan da yok anladığımız evet. Kadarıyla. Burada hedefimiz Esenyurt'u, İstanbul'u, Türkiye'yi yöneten kadroları oradan yetiştirmek. Bizim ana hedefimiz bu. Çünkü en önemli potansiyelimiz gençlerimiz ve insanımız. Eğer biz gençlerimizi ve insanlarımızı orada iyi eğitirsek, kendi hayatlarına da dokunacak, Türkiye'nin ve İstanbul'un hayatına dokunacak diye düşünüyorum. Bu da bizim girişimci yanımız. Diğer yandan ben şimdi bütün başlıklara da değinelim diye biraz hızlı gidiyorum ama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle belediye başkan adaylarını tanıtırken söylediği önemli bir cümle var. Kimseyi ayırt etmeyeceksiniz. Evet. Şimdi çok kozmopolit bir yapıdan bahsediyoruz Esenyurt deyince. İçerisinde farklı milletten insanlar da çok fazla. Belki de en büyük sorunlarından biri Suriyeli mülteciler evet. Konusu. Özellikle üzerine eğileceğiniz bir başlık var mı? Çünkü Kılıçdaroğlu'nun açıklaması üzerinden, söylemi üzerinden gitmek istiyorum. Kimseyi ayırt etmeyeceksiniz ama bir şey var diyor. İhtiyacı olan mahallelerde biraz daha farklı, onlara torpil geçeceksiniz ihtiyacı olana. Evet. Burada özellikle yaklaşacağınız mahalleler, özellikle yaklaşacağınız insanlar, kesimler var mı acaba Esenyurt'ta belirlediğiniz? Esenyurt'un bir tepsi gibi düşünün. Çeper mahalleleri ekonomik anlamda durumları iyi olan mahalleler. Merkezdeki mahalleler daha dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı yer. 43 mahallemiz var. Aşağı yukarı 25 mahalle bu durumda. Şimdi bu mahallelere daha çok tabii ki eğileceğiz. Genç nüfusumuz da orada fazla tesadüfen. Evet. Dolayısıyla aslında gençlere eğilince o mahallelere de eğilmiş olacağız. Suriyeli meselesine gelince Suriyeli çokça vatandaş var. Konut rantı elde eden siyasetçiler konutları boş kalmasın diye Suriyelilerin oraya gelmesini teşvik ettiler. İstanbul'da zannediyorum oran olarak en fazla Esenyurt'ta vardır Suriyeli. Bunlara orada yaşaması için müthiş olanaklar sağladılar. Diğer ilçelerde yokken bizim orada mesela Suriyelilerin çocuklarına okul yapıldı. 2016 yılında 2000 kişilik. Yani okul. Biraz bilinçli bir politikadan bahsediyoruz. Ama şuydu orada bence, benim görüşüm bu tabii. %100 böyledir diyemem ama benim görüşüm bu ki konut rantından elde ettikleri konutlar boş kalmasın diye kendilerine kiracı transfer ettiler. Bence bu. Sonrasında da orada yaşamaları için olanaklar verdiler. Nedir olanaklar? Belediyenin ve diğer devlet imkanlarıyla yapılan yardımlar. Bunun dışında iş yeri açarken, esnaflık yaparken hiçbir ruhsat istemeden çok kolay bir şekilde ticaret yapmasını sağladılar. Belediyede bizim fakirlerimize 50 lira ile 200 lira arasında yardım yapılırken onlara 700-800 bin lira yardımlar yapıldı. Pek hakkaniyetli bir durumdan söz etmiyoruz aslında. Değil.
Ama diğer vatandaşlarla ilgili kesinlikle eşit olacağız. Mahalle meclisini kurmamızın nedeni o. Mahalle meclisi karar vereceği için evet. Halk karar verecek aslında. Kime ne yardım yapılacağına, kime el uzatılacağına, kime burs verileceğine halk karar verecek. Kendi biz vermeyeceğiz. Kendi ihtiyaçlarını da en iyi onlar, onlar biliyor için, tabii mahalleler onlar bazında kalır. Onlar evet. Hı hı. Bir de Esenyurt'ta sokak hayvanlarımızın durumuna el atacağız. Bu Yeşil Vadide onlara rahatça dolaşabilecekleri alanlar yaratacağız. Ortalıkta olanların da beslenmesini sağlamak için özel yerlere mamalar koyacağız ve onlar orada daha rahat ve kısırlaştırma işlemi yapılarak da etrafı rahatsız etmesini, çoğalmasını da engellemiş olacak. Hayvanseverlerin en seveceği projeniz bu olsa gerek. Evet galiba öyle. Çünkü İstanbul'un genelinde ciddi bir problem. Evet, evet. Ve hayvanseverler de onun acısını aslında çok fazla yaşıyorlar. Esenyurt'ta biraz olsun çözülmüş olacak. O kalabalığın arasında, o bina yoğunluğunun evet. arasında, o insan çeşitliliğinin aynen. arasında diğer yandan. Biraz hayvanlar da sayenizde evet. umuyoruz ki rahatlamış evet. olacaklar. Şimdi son dakikalarımıza geliyoruz. Ben sizden değinmediğimiz konu varsa... hem o konu başlığı üzerinden son cümlelerinizi almak isterim hem de diğer yandan mesajlarınızı almak evet. isterim. Ben Esenyurtlu hemşerilerimden şunu rica ediyorum. Ayrışmasınlar. Bugüne kadar siyasetçi, beceriksiz siyasetçiler bizi ayrıştırdılar ve bizim birbirimizi dinlememizi engellediler. Bu her kesim için geçerli. Birbirimizi dinleyelim. Neler söylüyoruz? Niye söylüyoruz? Bir de tabii bunu dinledikten sonra kimin söylediğine bakalım. Yani geçmişte sözünü tutan biri mi, karnesi nasıl? Yoksa kirlilik mi var geçmişinde? Hani bir atasözümüz var ya, iştir kişinin aynası lafa bakılmaz evet. diye. Dolayısıyla kimin bunu söylediğine, geçmişte ne yaptığına bakarak karar vermek lazım. Bu ayrılığı, bu ayrışmayı bitirelim. Beceriksiz ve kötü niyetli siyasetçilerin bizi ayırmasına müsaade etmeyelim. El ele tutuşalım, biz birbirimizin düşmanı değiliz. Tek düşmanımız bizim sorunlarımız. Bu sorunları el ele vererek barış, kardeşlik, huzur içinde çözelim ve birbirimizin önünü açalım. Birbirimizin acı gününde, kötü gününde beraber olalım diyorum. Bu konuda ben 42 yıllık Esenyurtlu olarak Esenyurtlu hemşerilerimin desteğini istiyorum. Hedefim onları huzurlu, mutlu bir Esenyurt'ta yaşatmak. Gelecekte övünerek ben Esenyurtluyum diyebilecekleri bir Esenyurt yaratmaktır. Bunun için de destek istiyorum kendime. Evet, Sayın Kemal Deniz Bozkurt çok teşekkür ediyorum efendim yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Sevgili izleyenler, akşam haberlerinin içerisinde yerel seçim 2019'da konuğumuz CHP'nin Esenyurt Belediye Başkanı adayı Sayın Kemal Deniz Bozkurt'tu. Projeleri dinledik. Yerel seçimlere çok az süre kaldı malumunuz. Türkiye hızlı bir şekilde o sürece seçim gününe doğru ilerliyor efendim. Bizi izlemeye lütfen devam edin. Akşam haberlerini noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Yarın aynı saatte tekrar görüşeceğiz.